Alo? Ablacığım. Abla ben de seni arayacaktım. Nasılsın? Biz istifa ettik. Haydi. Ne? Nasıl ya? Neredesin? Söyle bakayım. Hemen geliyorum. Tamam, ben hemen yanına geliyorum. Tamam. Konuşucu yok mu? Ha? Konuşucu... Kim? Neyse bir şey yok. Ben mahalleye gidiyorum. Ne? Ben yalnız mı kalacağım burada? Unut şu adamı işte kızım ya. Sana yan komşunun kızı muamelesi yapıyor resmen. Beğenmiyor. Beğenmiyor seni artık demek ki. Nasıl tipleri beğeniyor acaba? Sana ne? Bana ne yani? Bize ne ya? Cebindeki canın doldurduğu anket değil mi? Madem ilgilenmiyorsun at o zaman. Cebimde değil, çantamda. İyi ki de ilgilenmiyorsun canınız kadınlardan hoşlandığından. O iş için, o yüzden ilgileniyorum. Ablacığım bir sorun mu var? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Bilmem ki. Ya bu eski erkek arkadaşımın şu anda bir kadında aradığı özellikler. Böyle bir liste yapmış. Seni de paylaşayım şoför abi. Diyor ki mesela idealindeki kadın soğuk olacak diyor. Gerekmedikçe konuşmayacak. Lafa bak. Mükemmel çılbır yapacak. İdealindeki kadın çılbır yapmayı bilecek diyor. Sade, şık, şehirli bir kadın gibi giyinecek. Özgüveni tam olacak. Mesela dansa bile o kaldıracak diyor. Spor yapacak, ağırlık çalışacak. Şaka gibi değil mi? Ne biçim liste bu kardeş? Evet. Aynen öyle yani. Ben bir yıldır görüşmüyorum, bir yıldır denizdeydi. Şu anda bu listeyle karşı karşıyayım. Bu listede yazan hiçbir şey bende yok. Bende olanlar bu listede yok. Unut sen de o zaman ablacığım. Unutayım değil mi? Unut. Kesinlikle. Çok haklısın. Zaten biz onunla komşuyuz şu anda. Yani bana komşu kızı muamelesi yaptığı için çok da beklentim yok aslında. Hayır zaten çok konuşmasın diyor da çok konuşan yok ki zaten ortada. Kim konuşuyor? Ay kadınlar çok konuşuyor diye tutturmuşlar. Ne alakası var ki? Kadınlar çok konuşmuyor. Erkekler hiç konuşmuyor. Alo, Emre geldim ben ha. Tamam acele etme buradayım ben bekliyorum. Beklerken Sanem Hanım'ın listesine bir bakalım neler yazmış. Bir erkekte ne ararsınız? Evet, salon adamı olacak. Biz neyiz? Oturma grubu. Centilmen, nazik, kibar. Tamam, ben de öyleyim yer yer. Sade ve şık giyinecek. Aksesuarsız. Yok artık. Bir anda bırakamam, azalta. Tişört, ceket, saç baş derli toplu, tıraşlı. Yok yani kimse kusura bakmasın, tıraş olamam yani. Parfümlü, tamam. Bolca sıkıyorum. Benim özgürlük alanıma girmeyecek. Yok ya. Benim kararlarıma karşı çıkmayacak, destek olacak. Tabii yani medeni olmak onu gerektiriyor. Üşürsem ceketini vermek gibi kibarlıklar yapmayacak. Üşür o zaman. İhtiyaçlarımı fark ettiği an karşılayacak. Abi selamlar. Hayırdır işi bırakmalar falan filan nedir? Hayır bak hazır mısın söylüyorum. Biz Leyla ile müzik piyasasına giriyoruz. Müzik piyasası. İlginç, güzel. Yani. İyi. Sevindim sizin adınıza. Gel bir yere konuşalım. Evet yani... Bizim için de sektör yeni ama Leyla'nın yeteneği, benim de çevremi düşünce... ...bence bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum ben. Her türlü altından kalkarsınız, benim güvenim size sonsuz. Yani zaten canınız ne istiyorsa, nasıl mutlu olacaksa onu yapın. Benim zaten elimden geleni yapacağımı biliyorsunuz. Ne ihtiyacınız olursa arkanızda olduğumu biliyorsunuz. Değil mi? Biliyorum hep söyledim. Sağ ol bak. Söz, ihtiyacım olursa seni arıyorum. Şimdi bu konuyu ben kapıyorum. Eyvallah. Başka bir konuya geçiyorum. Tamam mı? Senin samimiyetine güvenerek bunu soruyorum. Bana şimdi dürüst olacaksın. Harbi konuş şimdi benimle. Ben bu son bir sene içerisinde biraz çok mu değiştim? Hırpani bir şey mi oldum ben? Nasıl bir şeyim sence ben? Yabanileştim mi sence? Nasıl bir şey oldum ben? Şimdi Can David Nasıl, gözüküyle mi ilgileniyor, ben mi yanlış anlıyorum? Abinle dalga geçme bir kere. Çekici miyim değil miyim ben, onu söyle bana. Ne hissediyorsun bana karşı yani? Komşu tipi mi var bende? Komşu? Ha, dön bir profil dağıt bana. Şöyle bak. Hı? Ya, yani. Yani? Yani derken bana göre çok daha rahat giyiniyorsun diyorum. Ama aslında sana yakışıyor ya. Bak bana sıcaklarda nasıl giyiniyorum. Ama şimdi sen rahat dedin. Cımbızla ben onu aldım kendime. Rahat kelimesine ben takıldım şimdi. Biraz rahat mı buluyorsun? Bir tık rahat. Hadi kendine gidiyoruz. Rahat dedin, içime şüphe düşürdün şimdi sen beni. Vallahi Sanem, her şey bir anda oldu ablacığım. Ofise girdim, istifamı bastım, eşyalarımı topladım, çıktım. Çok güzel hareket. Ya ben sonuna kadar arkandayım da... Yani bu kadar ne olmuş olabilir? Yani bu olaydan sonra sen kapıyı çekip çıktın. Senin başka planın mı var? Biz Emre'yle birlikte iş kuruyoruz şimdi. Ne yapacaksınız? Müzik. İşte bu. Benim bugün aldığım en güzel haber bu şu anda. Yeniden çalgıların başına mı dönüyorsun? Ya öyle olacak galiba. Çok güzel. Ay Sanem, o kadar heyecanlıyım ki ablacığım. Bir yandan çok heyecanlıyım, bir yandan da ödüm patlıyor, biliyor musun? Merak etme, sen her şeyin üstesinden gelirsin. Ben sana güveniyorum. Ya sen de kendine güven. Ay öyle ihtiyacım varmış ki böyle bir şeye. Çok iyi geldi. Abla, ben bir solgun muyum biraz? Yani üstüm başım benim kötü durumda mı yani, ha? Yo, fıstık gibisin. Acaba bir alışverişe falan mı çıksam? Ha, tarzımı değiştirsem? Nereden çıktı şimdi bu böyle, hiç anlamadım yani. Kötü hissediyorum kendime, çekici bulmuyorum hiç. Komşu kızı gibi hissediyorum. Resmen komşu kızı ya. Komşu kızı mı? Hangi komşunun kızı? Boş ver abla ya, boş ver ya. Hiç iyi değilim.